2010'dan sonra 2010 sonrası ihracat rakamları dikkate alındığında aşağıdaki sektörlerin hangisinde ihracat rakamlarından daha düşük olduğu söylenebilir. Yine kademeli olarak görebiliriz. Şimdi tekstil ürünleri. Dış ticaretle ilgili bir soru değil mi arkadaşlar? Dış ticaretle ilgili bir soru. En düşük ihracat potansiyeline sahip olan sektörü mü arıyorsunuz? Evet. En düşük. 2011 rakamlarına baz aldık. Daha düşük olduğu şeklinde bir karşılaştırma var. Bir kere tekstil 80'lerden itibaren ihracatın lokomotiflerinden birisidir değil mi? Bunu eliyoruz. İmalat sanayisinde çok önemli bir payı var. %12. İhracat bir şeysi. Evet. Yaklaşık o da 13 milyar lira. Yani tekstil bir ihracat var. İmalat değerlendirirsek toplam en yüksek şey. Yani 2011 135 milyar dolarlık ihracat rakamlarına yıllık bazda ele aldığımızda sadece bunun 13 milyarı tekstil. Evet. Bu şekilde bir payı var. Yani giyimi de dahil edersek onlar iki ayrı. Tekstil ve giyim. Aynen, tekstil ve giyim. Topladığımız zaman en büyük payı oluşturuyor. Ama ayrı ayrı düşündüğünüz zaman elektronik bazen taşıt motorlu kara taşıtları ihracatı birinci oluyor. Şimdi tekstil düşük değil. Balıkçılık zaten belli oluyor. Çünkü derslerde tartıştığımız şey neydi? Türkiye'nin özellikle deniz balıkçılığı anlamında üretimi büyük ölçüde düşmüştü. Değil mi? Kültür balıkçılığı, artık balıkçılığı. Deniz balıkçılığı düşmüştü. Ki içeride üretim için balıkçılık bu kadar zayıf iken ihracatın olması beklemek neredeyse imkansız. Ana metal sanayi deyince ne anlıyoruz? Ana metal sanayi hangisi? Demir çelik falan işin içerisinde var mıdır? Motorlu kara taşıtları deyince ne anlıyoruz? Zaten ihracatın lokomotiflerinden bir tanesi bu. Tekstil yanında motorlu kara taşıtları, elektronik sanayi, gıda bunlar. Evet. Ortalama 14 milyar dolar, 15 milyar dolar. Ana metal sanayinin yine ihracat içerisinde payı var. En büyük paylardan bir tanesi de bu. Keza 17 milyar dolar. Çelik bu da değil mi? Evet. Çelik bunun içerisinde. Trump ne yaptı? Çelik ürünlerine biliyorsunuz. Vergi artırdı. 2 milyar dolar civarında bir ihracat kapasitesi vardı. Amerika'da olan ihracat kapasitesi. Sonra bunu kaldırdı. Bizi genelleştirilmiş ihracatlar sisteminden çıkardı. İtalya'da zenginleştiniz diye. O tarifeyi geri aldı. D şıkkında motorlu kara taşıtları dedik ki 18 milyar dolara, ortalama 17-18 milyar dolarda ihracatın motorlu kara taşıtlarına ait ve motorlu kara taşıtları bu alanda birinci sırada. Yani İl sanayi zaten. Günümüzde de hala öyle. İl sanayi de aynı şekilde değil mi? Oldukça yüksek. O da ortalama 11 milyon gibi. Aslında hiçbir şey yapmasak bile burada diğerlerinin sanayi ürünleri olması, Türkiye'nin de ihracatın 195'ten fazlasının sanayi ürünlerine oluşması, tarım ürününün ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar büyük bir kapasiteye sahip olursa olsun, diğerine göre düşük olduğunu gösteriyor. Tartışmaya bile gerek yok. Devam edelim. Evet, aşağıdakilerden hangisinin Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikasının amaçları arasında yer almaz? Evet, basit bir soru. A, iş gücünün optimum kullanımını sağlamak. Şöyle söyleyelim. Zaten Avrupa Birliği ülkelerinin sektörel paylarına baktığımızda tarım sektöründe ortalama %3, %2,5 bandında bir istihdam miktarı var. İstihdam payı var toplam. Payı diyelim. Aynen. Dolayısıyla bunun verimli ve tam kapasite kullanımına önem veriliyor. Zaten bu şekilde işte makineleşmeyle vesaire bu iş gücü optimum kullanılmaya çalışılıyor. Şimdi soruyu anlamaktan başlayalım. Ortak tarım politikası deyince ne anlarız?
birliğin tarım politikalarını koordine ettiği, eşgüdümlü hale getirdiği ortak politikalar anlarız değil mi? Yani koordinasyon olması gerekiyor. Mesela iş gücünün optimum kullanımı. Bu tarımsal iş gücünü düşündüğümüz zaman bu kapsamda yer alır mı? Alır. Alması gerekir. Ürün arzı güvenliği. Alır. Çünkü insanlar beslenecekler değil mi? Aynı zamanda bu ürün güvenliği. Sertifikalar da var hocam. Bu ürünlerin sertifikaları da var. Aynı zamanda Avrupa Birliği standartlarına uygun olup olmadığına dair. Hepsini bu politika çerçevesinde belirliyorlar. Evet, sertifika var. Sonra fiyata dayalı haksız rekabet diye bir amaç olur mu? Olur. Kesinlikle olur. Tarımsal üretim araçlarının etkin kullanımını sağlamak. Bu da. Var mıdır bununla ilgisi? Vardır. Geleneksel üretim yöntemlerini kullanmak. Yani geleneksel üretim yöntemleri deyince ne anlarız? İlkel. Karasal. Yani. Güzel olmayan demek ki. Bunun böyle bir amacı taşıması mümkün olamaz. Bu etkinliği artırmak için zaten yeterli bir amaç değil. Gerekli bir amaç. Evet, devam edelim. Evet, yine aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de en düşük gelişme potansiyeli gösteren hizmet sektörü alanları arasında yer almaktadır? En düşük gelişme potansiyeli. En düşük gelişme deyince ne anlıyoruz arkadaşlar? Dinamik olmayan, daha statik bir yapıdaki hizmet sektörü hangisi? Diğerlerine göre daha az gelişen, biraz daha yerinde sayan. Evet. Mesela ulaşım veya ulaştırma. Potansiyeli düşük müdür? Üç kıtanın arasında buluyoruz değil mi? Ulaştırmanın düşük olması mümkün müdür? Asla. %16'lık bir payı var. Evet. Hizmet sektörü. Sağlık. Ulaştırmanın %16'lık bir payı. Sağlığın potansiyeli düşük olma ihtimali var mı? Yok. Neden? Ortalama %8. Neden düşük olma ihtimali yok? Devasa bir nüfus var değil mi? 80 milyon nüfus var. Yani bu nüfus yüz binlerce doktor, binlerce sağlık birimi ve istihdam sağlık çalışanları, şimdi bölge hastanelerini falan düşünüyoruz, bölge hastanelerini. Devasa potansiyele sahip. Turizm, zaten hizmet sektörünün lokomotifi hangisidir? Turizmdir. Emlak? Ne kaldı geriye şimdi? En düşük gelişme, emlak mı inşaat mı? İkisi arasında bir tereddüt hasıl oldu. Hangisi? İnşaat? Hocam, inşaat yine sektörel dağılımda. Aslında esasında 2016 OECD ülkeleri arasında payları gösteren, hizmetler sektörünün dağılımını gösteren bir tablo var. Bunu yanımda getirmedim ama 2016 yılında hem Türkiye'nin kendi içindeki hizmetler sektörü dağılımını gösteriyor hem de bizim diğer ülkelerle, Avrupa ülkeleriyle aramızdaki karşılaştırmayı gösteriyor. Bu alanda bakılırsa bizim ülkemizde 2016 verilimine göre %26 pay alıyor inşaat. 2017-2016 payında hizmetler sektörü arasında %26 payı var. Esasen emlaka baktığımızda yüzde sadece 1.1 gibi bir payı var. Sıkıntı zaten burada. Yani esasen emlak sektörü ve eğitim sektöründe çok gerideyiz. Şimdi tabii şöyle, bu biraz emlak inşaatla bağlantılı olduğu için biraz çelişki olur. Mesela bunun yerine danışmanlık hizmetleri falan deseydik daha doğru cevabı daha iyi bulurduk, düşük olan sektör. Evet, emlak yani aracılık hizmetlerini toplam hizmet sektörü içerisindeki payı düşük olduğunu devam edelim. Yurtçi yük taşımacılığının taşımalarının yüzde kaçı demir yolları vasıtasıyla yapılmaktadır? 2017-2019 arası yılları baz aldığımızda. Şimdi bir kere karşılaştırma yapalım. Neyle taşırız? Ya karayoluyla ya demir yoluyla. Yük taşımacılığı. Değil mi? En büyük pay deniz ve nehir yollarını kullanamıyoruz. Peki demir yollarıyla taşınan yükler, yük oldukça düşük olmalı. Bunu tahmin ediyoruz. Demiryolu, yolcu taşımacılığı da düşük oranda. Yani karayoluyla karşılaştığında çok düşük.
yukarıdan gelirsek, üçte biri abartı, aşağıdan gelirsek, değil mi? Üçte biri abartılı. Bu konuda çok yakın. Sonra söyleyeyim mi esasında, deniz yolunun burada kullanımı şaşırtıcı, deniz yolu taşımacılığı. Burada iyi bir gelişme var bu alanda. Zaten gerçi endeksler, verimlilik endeksinde biraz sonuncuydu ama ya sonuncu ya da sondan birinci ama yine de deniz yolunun yük taşımacılığındaki bu payı ilginç. Gene ona geliriz hocam. Biz şimdi şeyden devam edelim. Aşkına başlarsak bir düz gibi bir pay demişiz. Çok düşük görünüyor. Esasında %3 gibi bir payı var. Yani doğuşu kudur. Toplam. Evet. Çok daha dramatik bir tablo. Şu an güncel rakam bu. Yani %3.5 gibi bir, yani 3.2 gibi yani payı var. Karayoluna bastırmış. Şu an aynen. İşte şaşırtıcı dediğim kısmı %90 zaten karayolunun kullanıldığını biliyoruz. Ancak burada %6.3 de deniz yolu payı var. Yani limanlardan. Liman taşımacılığı en basitinden. Yani bunun burada neden öyle bir şey yok, hiç tahmin edebiliriz. Önemsel bir pay yok yani. Gayet de yüksek bir payı var. Ki normalde 2015-2014 verilerinde ya da daha öncesinde ortalama demiryolu taşımacılığının payı %4.5-%5 civarındaydı. Daha sonradan biraz deniz yoluna burada kayış var. Ama karayolu her zaman pay olarak sabit kaldı. Benim aklıma %900 falan gibi bir şey gelmişti. Yok, size de herhalde böyle gelmiştir. Gerçek rakamlar daha trajik şimdi. Peki yurt içi içerisinde deniz yolu taşımacılığı oran ne? Oran derken hocam? Yani şeyden fazla mı? Demir yollardan fazla mı? Deniz taşımacılığı, deniz yolu taşımacılığı şu an demir yolundan daha fazla. Tamam. Taşımacılığında. Güncel rakamları aldım. Tamam. Tamam dedim. Evet, aşağıdaki yer alan kalemlerden hangisi 2017 yılı Türkiye İmalat Sanayi İhracatı'ndan en fazla pay almaktadır? İmalat Sanayi İhracatı'ndan en fazla pay alan ürün grubunu ve kalemi arıyoruz. Bu da gıda ürünleriyle başlayalım. Aslında demin konuşmuştuk bu İmalat Sanayi'den ortalama biraz aldıkları pay üstünde değinmiştik. Buradan tahmin ederim. Gıda, aynen, tekstil, ana metal, kimyasal madde ve sınıflandırılmamış makine teçhizat. Hangisi görülür? En fazla pay alan. Aslında bir önceki soruda hemen cevap vermiştik. Sadece paylarına değinmedik. Bu esasen bu kalemlerin, bu ürün gruplarının hepsi imalat sanayinin bel kemiği diyebiliriz. Hepsi yaklaşık işte gıda, tekstil, ana metal sınıflandırılmış. Birbirine yakın. Ve çok yüksek payları var. Her birinin minimum %12 olmak üzere. Ve daha yukarıda neredeyse bu şekilde payları var. Aslında imalat sanayide hani birden çok böyle yaklaşık 40'a 45'e yakın ürün grubu var. 35'e yakın. Ama bunların arasında başı çeken ürün grupları bunlar. Dediğim gibi her birinin yaklaşık %10'dan daha fazla payları var. Baktığımızda gıdanın 2018-2017 verilerine baktığımızda gıda ürünlerinin imalat sanayideki ihracat payı yaklaşık %9.5 alınabiliyor. Yani ona yakın bir rakam. Tekstil ürünlerine baktığımızda keza %13. Esasen daha fazla tekstil ağırlıklı bu konuda biliyorum. Zaten bir önceki sorudan sen cevabını vermiştik ama yine değinelim biz buna. Ana metal sanayi %18. Hala imalat sanayinin ihracatı içerisinde en önemli paya sahip. Burada değişiklik biraz kimyevi maddevi ürünler. Tersine bu da ithalatta en yüksek paya sahip olması gerekiyor. Bu biraz çeldirici oldu. Hani, bu şekilde ele alınabilir. Zaten sınıflandırılmamış makine ve teçhizatın payı da %12. Bu da onun üstünde bir rakam. Evet. Tamam, teşekkürler. Devam.
Cumhuriyet döneminde yapılan nüfus sayımları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hocam şimdi bizim konumuzda kitabın o küçük bir bölümünde nüfus bölümüne girmiş yani. Dolayısıyla ufak bir bölüm de olsa ben de nüfus bölümüne girmek tamam. istedim. Bu güzel bir meslek sınavlarında böyle sorular gelişti. Evet. Günümüzdeki nüfus sayımı sokağa çıkma yasağı kullanarak yapılmak. Öyle mi arkadaşlar? Yok. Değil mi? Eskiden mi? Facebook'u kaldırdık. Doğruyu arıyoruz. Evet. İlk nüfus sayı adrese dayalı kayıt, nüfus kayıt. İşte aslında şu andaki kayıt sistemi. Şu anki güncel kayıt sistemi o. İlk nüfus sayımı yasaklı zaten olmuştur. Eskiden çıkamazdı insanlar. Televizyonlar cazip programlar hazırlarlardı. Türkiye sevgili çekirdek de var. Zaman geçirsin. Yasaktı yani. Gelip tek tek sayarlar. Burada kaç kişi yaşıyor falan. Yani eski sistem A, yeni sistem B. Doğruyu arıyoruz. Hala bulamadık. İlk nüfus sayımında kadın nüfusu erkek nüfusundan ne daha zaman? Fazla çıkmıştır. Ne zaman ilk nüfus sayımı? 1927. Peki kadın nüfusu mu daha çok olacaktır, erkek nüfusu mu? Kadın. Otomatik olarak kadın nüfusu. Neden kadın nüfusu daha çok? Savaştan çok. Savaş erkek oranı az. Evet. Günümüzde de öyle mi? Savaş yok şimdi dikkat edin. Replikler kurtarıyor biraz. 50-50 yapmış şimdi. İlk evet. nüfus sayımı 35'te yapılmış. Bulduk mu yanlış? Yok doğruyu soruyoruz. Doğruyu mu arıyoruz? Pardon. Bu da yazmış. Adrese dayalı nüfus kayıt ilk nüfus 2000 yılında yapılmış. Doğru olan yerler yanlış olduğunu görüp tek şık kalıyor diye. Dedim ki 2000'den beri adrese dayalı kayıt kayıt sistemi yapılıyor. Nüfusunuz kaç peki 2018 itibariyle? Yıl ortası nüfus kaç? 82 milyon. Yani resmi rakam 82 milyon. Ya bunun yarı yakını yarı yerine sayılır. 51'e 49 falan gibi bir şey ama çok önemli değil. 50,5 gibi bir şeydi. Yani bayağı yarı yarı yani. Yani çok yakın. Devam edelim. Zorunlu eğitim. Zorunlu eğitimi aldığımızda zorunlu eğitim hangi dönemde 5 yıldan 8 yıla çıkmıştır? Şimdi burada 1990'lar 2000'ler nasıl ayırıyor yapacağız? Çok birbirine yakın dönemler ama 8 yıl, siz 8 yıldan geçtiniz. Değil mi? Zorunlu 8 yıl. Kendi girdiğiniz yılı düşünün. Bunlar geçmişsiniz. O zaman 3 tane ben girdim. 3 tanesini eledik mi? 3 şık böyle dedik mi? Son 3 şık. Sizden önce başlamış yani. Evet. Değil mi? Evet. 90'ların başında böyle bir şey var mıydı? Yok. Ne zaman başladı? 97'de başladı. Tam 97'nin bir özelliği de nedir? Yani ne kararları olarak alındı bunlar? 8 yıla çıkma işi. İdeolojik bir dönemdir. 28 Şubat dönemi. Yani İmatiplerin işte gelişimini engellemek neyse ya da onların yaygınlaşmasını engellemek için 8 yıl zorunlu eğitim yılı. Zorunlu eğitim gelişti. Sonra da 12 yıl çıktı şimdi. Zorunlu eğitim 12 yıl çıktı. Tam 12 yıl. Devam edelim. Hemen az önceki soruyla evet onun bir uzantısı hemen de o cevabı verelim. Orada cevabımız. Orada esasen biz doğruyu arıyorduk. Yine E şıkkı gene yanlıştı. Evet. 2000'den beri uygulanıyor diyordu. Adresi de ya da kayıt sistemi. Gene yanlıştı. Dolayısıyla o sorunun bir uzantısı olarak bu soruyu koydum. Ha, peş peşe koymadım ama bir soru aralıkla koydum. Bu şekilde bir sorumuz var. Evet. Esasen genel kültür olarak önemli bir. Lazeri kullanmış. Hangisi bir doğru cevap? Doğru cevap 2006. 2006'dan beri adresi verilen sistemini kullanmaktayız. Diyebiliriz.
Şimdi bu birinci dönemdeki bizim işlediğimiz genel ekonomik... İktisadi tarih. Genel, aynen. İktisadi tarihe baktığımızda oraya yönelik bir sorumuz var. Öncelikle bir soru. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan planlı kalkınma dönemine kadar geçen sürede... Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan planlı kalkınma dönemine kadar geçen sürede gerçekleşen uygulamalar arasında hangisi yer almaktadır veya hangileri yer almaktadır? Bu şekilde bir sorumuz var. Şurası ne oluyor? 20'lerden nereye kadar? 1960'lara. Evet, planlı kalkınma esasen... 1960'lar. Ya burada 30'da alınabiliyor. İşin biraz şaşırtıcı kısmı. 30'da alabilen var. 60'da diyebilen var. Ama kalkınma dediğine göre aynen. 60'lar. Planlı sanayileşme, planlı kalkınma bu konuda çok karıştırılıyor bu, evet. Burada. Aslında onun için biraz daha farkındalık oluşturmak için koydum. Bakalım aşağı yukarı 1925 hocam. 1925 aşağı bu dönem içerisinde var. Teşvik sanayi 27 var mı? Teşvik sanayi kanunu burada sıfırdan değil, yeniden düzenleniyor. 1932. İlki 1927'deydi. Burada yeniden düzenlenmesi söz konusu. Fark etmiyor. O dönemi kapsıyor. Dönemin evet. İçerisine giriyor. Giriyor. İstikrar programının uygulamaya başlaması. Ne zaman değil mi? İstikrar programı. İlk uygulama. Hocam esasında kapsamlı olan uygulama 1958. Burada 4 Ağustos tabi. Alacağız mı? Stand by 63. Normalde ama... Hangisini alacağız buraya? Hocam 1958 diye kaynaklarda da geçiyor. 1958 alınıyor. Tamam. Bu planlı kalkınma dönemine kadar geçen süre dersek bunda dahil mi edeceğiz? Dahil ediliyor hocam. Toprak mahsulleri vergisi ne zaman uygulanmaya kondu? 1944 yılında. İkinci Dünya Savaşı yıllarında değil mi? Bunu dahil edersek bunların tamamı dönem uygulamaları içerisinde yer. Hepsine giriyor. Ama şu biraz çeldirici olmuş. Hocam 361. Yani onun yerine mesela başka bir şey getirebilirdim. Dövize çevirebilir mevduatlar sorunu deseydik 1970'leri söylemek isterdik. Ya da petrol şokları ya da petrol. O zaman şey olur. Mesela olabilir. Evet. Hangisi Türkiye'de ihracata dayalı sanayileşme stratejisinin benimsenmesiyle ortaya çıkan gelişmelerden bir tanesidir? Ne anlayacağız? Hangi dönem? İhracata dayalı. 1980 ve sonrası. Ve sonrası. Dönemi ele alacağız. Hemen A'dan devam edelim. Yani 80'den sonra olan şey nedir diye soruyoruz. Aslında soru böyle tercüme edilebilir. Dış açığı azaltmak için ithalata sınırlamalar getirilmez. Yalnız. İthalata sınırlama getirilir mi? Liberal dönemde. Ne liberal bir dış ticaret? Getirilmez. Yeni sınırlamalar getiriyorsa bu kapalı dönemdeyiz demektir. İthal ikameciyiz demektir. Bunu atıyoruz. Dinamik karşılaşma yüzünden teorisi içinde yeniden yapılanması. Evet buydu zaten değil mi? Dinamik hocam zaten esasında ihracata dayalı sanayileşme stratejisinin bir unsuru. Temel olan? Temel bir unsuru karşılaştırmalı üstünlükler teorisine uygun olması. Şunu gerçekleştirmeye çalıştık. Bu çerçevede ele alınan bir strateji. Şöyle bir, bu İtalyan kamyacılığın stratejisidir. Yatırım arama üretimi. Tamam. 81'si atıyoruz. Yabancı sermaye girişini azaltmak zaten saçma bir cevap. Kara borsa ve kaçakçılığın artması sonucunda diye cümle bitmiş ama olsun devamında bir şeyler bulabiliriz. Artması sonucunda haksız rekabetin yaygınlaşması. O zaman ne olacak? Şey olacak. Pardon. Evet. Karşılaştırma üstünlüğü. B hocam. İhracat büyük sanatçı. Geçelim. 80 yılına kadar sürdürülen politikaları ele aldığımızda işte bu politikalar sonucu ortaya çıkan sınav yapının özelliklerinden bir tanesidir dedik aşağıda hangisi sınav yapının özellikleri. 80 yılına kadar ne diyeceğiz? İthal ikameci dönem diyeceğiz. İleri ve gelişmiş teknoloji var mı? Şu an bile yok. Yani şu an ikameci bile aldık. Rekabet eksikliğinden kaynaklanan düşük ve kalitesiz üretim. Bu özelliklerden biri olabilir mi? İthal ikameciliğin.
olabilir. Yani esasen ekonomi rekabete açılmadığı için evet. Kendi bulduğu hiç piyasayı üretiyor. Evet. Kendi bulduğu hiç piyasada da deyim yerindeyse sürekli yatıyor. Burak 124'ler çıkıyor değil mi? Mercedes diye bilmeye çalışıyoruz. Ölçek ekonomilerine yararlı büyük işletmeler. Böyle bir şey yine olmadı. Yüksek kapasite kullanımı da genel önemli itibariyle yok. O ihracat da olacak bir şey. Pazardaki tekelleşmenin önüne geçecek düzenlemeler. Tam tersine kapalı. Tam tersine tekel aslında bunlar için oluyor. Tam tersine tekel aslında yerli firma güzel oluyor. Evet. Hiç piyasada. Tekelleşme engellenmiyor. Evet. Tekelleşme ne zaman engelleriz? Dışa açık rekabetçi politikalarda. 80'den. Geliştiğin dönemde engelleriz. Şimdi iki tane daha çözelim arada. Yine burada şey aldık biz. Hizmetler sektöründe bu ulaştırma alanına yönelik bir soru. Bunu ele aldık. Karayolu taşımacılığına sorulup bununla ilgili hangisi doğrudur dedik. Ama Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne kalan karayollarının standartları standartta oldukça yüksektir diyebiliriz. Şimdi doğruyu arıyoruz yine. Bundan atışırsa belki daha iyi olur. Şimdi karayolları var mı ki standartı olsun? Bunu attık. Var ama yani var ama düşük standart. Yani ve bölük var çünkü. Yüksek standart da yani. Yok. Zaten karayolunu kullanmaya gerektirecek motorlu kara taşıtları oldukça az sanılıyor. Karayollarda trafiğe çıkan yeni araç sayısı azalmaktadır. Yanlış değil mi arkadaşlar? Sürekli artıyor. Yük taşımacının büyük bölümü karayoluyla geçiriyor. Az önce söylediğimiz şey zaten %90 buydu. Civarı. %90 demiştik. Karayollardaki ağır taşıt trafiği azalma eğilimidir. Bu doğru olabilir mi? Sürekli. Dersine bu artıyorsa bu da artacaktır. Evet. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e 30 bin kilometre karayolu. Karayı nasıl ölçülür? Uzunluk canası var. Var mı? Kilometre kadar. Kilometrelik desek daha iyi olur. Kilometre sayıya bu da çok önemli değil. Kalmış mıdır bu kadar? Hocam bunun yarısı civarında. Yani bunun kalmaması lazım. Yaklaşık 18.300 kilometrelik karayolu kalıyor. Tabii yine de çeldirici bir şey. Yani o rakamlarla düşünmek yerine daha böyle mantıksal yani tarihsel gelişim. Şurası mı doğru oldu? Pardon hangisi doğru oldu? C doğru. C hocam. Yük taşımacılığı gerçekleşti. Aslında hocam E şıkkı da bariz yani. Efendim? E şıkkı da aslında bariz yani. Bilinebilecek bir şey. Ama işte 30 bin mi 15 bin mi falan böyle biraz... Çünkü yani oran neredeyse bunun iki katı. Hani öyle yakın... Osmanlı sayamayız ki 30 bin. Osmanlı kocaman bir coğrafya. Orada şimdi bir yerden bir yere gitmek zaten bir... Hani şey, akşam geldi Tunceli'den 700 kilometre mi? 800 kilometre diyor ya. Kitaptan gittiğimizi düşünürsek. 800 kilometre. Kitaptan gittiğimizi düşünürsek aslında bence yerinde bir istatistik yani. Evet. Hadi biraz ara verelim. Devam edelim.